Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beğenciyle bugün Age of History İrlanda serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde İrlanda devleti olarak düşmanlarımızın üzerine birer yıldırım gibi çaktık ve çaktığımız yerlere darmaduman ettik ve topraklarımıza kattık. İrlanda Krallığı olarak önce Birleşik Krallığı tamamıyla hakimiyetimiz altına aldıktan sonrasında ardından İspanya'dan intikamımızı aldık. Akabinde, daha doğrusu öncesinde bir Niyazilerle savaşmışlığımız da vardı. İspanya'dan intikamımızı aldık. Daha sonrasında Portekiz'i de topraklarımıza katıp bir bölümde sınırlarımızı iki katına çıkardık. Artık topraklarımız Avrupa'nın büyük bir bölümünde egemen durumunda. Şu an İrlanda Krallığı olarak bir diplomatik temaslar içerisindeyiz Türkiye ile. Şu an üçlü bir ittifakımız var, biliyorsunuz. Üçlü olsun güçlü olsun demiştik. Rusya, İtalya ve İrlanda Krallığı olarak dünyanın en büyük ittifakını oluşturmuştuk. Türkiye'yi de bu ittifaka almak için bazı eylemlerde bulunduk, ancak kendilerinin ideolojik olarak bizden istekleri vardı. Bu bölümde bu istekleri yerine getirip faşizme doğru kayacağız İrlanda Devleti olarak ve Türkiye'yi de bu ittifakın bir ferdi yapmaya çalışacağız. Abi, ben bu bayrağı daha fazla görmeye dayanamam, o yüzden ben Türkiye'yi ittifak aldıktan sonrasında bunu değiştireceğim. Evet, geldi. Abi şu ittifaka bakar mısın? Ancak hala Amerika dünyanın en güçlü devleti konumunda. Biz bunu da icabına bakacağız. Bu bölüm yaptığımız yatırımlarla Amerika'nın içinden geçeceğiz. Bu arada merak ettim. Şimdi faşizmde bizim gelirimiz ne kadar? Bakalım, 38 binlik bir gelirimiz var ya. Acaba, bu arada dostlar, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bakalım monarşide kaç olacak? Son zamanlarda beğeniler bir azaldı hocam. Biraz beğeni atarsak sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız güzel olur. Şimdi 40 bin gelirimiz var. Monarşiye geçince kaç olacak? Abi şu geliri bakıyor musun? Yarı yarıya fark var ya. Yarı yarıya fark var abi. Başka ideolojilere hiç bakmadık abi. Bak, illa faşist olacak değiliz. Faşizmin hadi yani şeyi kötü. Bayrağı çok kötü. Acaba farklı şeyler de olabilir. Bak, parlamenter monarşi var. Ondan sonra Alman monarşisi falan, onlar yasak zaten bize. Askeri diktatörlük mü olsak? Askeri diktatörlük nasılmış? Bakalım. Denemekte fayda var abi. Oğlum, askeri diktatörlük. Yani diktatörlüğün ülkeyi yapabileceği en şeyi berbat pozisyona soktu gerçekten ülke. Şu an diktatörlükle beraber çok berbat konuma geldi. Krallık yerine hadi bir parlamenter monarşiyi deneyelim. Yani krallık var ama yine. Ama parlamenter... Oo, oğlum parlamenter monarşi güzelmiş. Tamam. Oha. Gelirimizin artmasının sebebi borçların ödenmesi bu arada. Borçlar vardı ben asimilasyonlar için. Ama yine de 50 bine arttı. Diğerinden 30 bin alıyorduk. Bunda 50 bin oldu. Borçlar ödenince 100 bine çıktı. Abi, parlamenter monarşiyiz artık. İrlanda Krallığı parlamentoyu devreye soktu an itibariyle. Güzel güzel. Abi artık daha güçlüyüz. Son bir Avrupa'daki fethimizi yerine getireceğiz. Çekya'yı topraklarımıza kattıktan sonrasında Amerika üzerine bir sefere çıkacağız. Amerika dünyanın şu anda en güçlü devleti konumunda. Peki neden dünyanın en güçlü devleti biz olmayalım ki kardeşim? Neden Amerika olsun? İrlanda devleti Amerika'dan neyi eksik ki İrlanda'nın? Neyi eksik kardeşim? Size soruyorum, saygıdeğer halk. Biz birinci olacağız. Bu arada bazı arkadaşlar diyormuş işte sen çok savaş ilan ediyorsun falan arkadaşlar. Yalan söylemeyin, çarpılırsınız. Biz ne zaman savaş ilan ettik? Bakın, burada bir savaş ilan et tuşu yok. Demokrasi götür yazıyor mesela. Bakın, burada da demokrasi götürüyor. Savaşla alakalı hiçbir ibare yok ki orada yani. Ben savaş ilan ete basmadan nasıl savaş ilan etmiş olabilirim? Yalan söylemeyin arkadaşlar. Ben yani yılandan korkmadım, yalandan korktuğum kadar. Yalan söylemeyin. Ben yalanı sevmem. Söyleyeni de sevmem. Biz savaş ilan etmiyoruz. Biz demokrasi götürüyoruz. Bunların ikisi çok farklı şeyler. Bunların İkisi birbirinden aşırı derecede farklı şeyler ve bunları aynı kefeye koyan arkadaşlara ben gerçekten çok üzülüyorum ve kınıyorum onları. Demokrasi götürmekle savaş ilan etmek nasıl aynı şey olabilir? Lütfen. Lütfen. Yani bizim bu kırmızı çizgimiz. Biz savaş ilan etmeyiz. Demokrasi götürürüz arkadaşlar. Lütfen. Zaten 99'a düşmüş burası. Güzel. Çek işini de çözdük. O zaman artık yatırımlara girişelim. Yani yatırımlarda bu arada sizin manuel yatırım yapmayı tavsiye ettiğim zamanlar oldu sizlere. Ancak manuel yatırım çok zaman kaybettiriyor sizlere. Bunun yerine otomatik yatırım yapabilirsiniz. Oyunun normal yatırım kısmından yatırım yapabilirsiniz. Neden oradan yapabilirsiniz? Çünkü buradan yaptığınız yatırımlarda sadece toprağınızın ekonomisi artmıyor. Ayrıca
gelişmişlik düzeyleri dağıtıyor. Bakın mesela şöyle görebiliriz. Bakın görüyor musunuz? Gelişmişlik seviyelerinin ne kadar arttığını görüyor musunuz? Oradan yaptığınız yatırımlar sadece ekonomisini arttırmıyor oranın. Gelişmişliğini de arttırıyor. Bu yüzden oradan yapmanız daha önemli. Normal yatırımlar yaparak ufak devletlerle çok daha iyi durumlara gelebilirsiniz. Evet ama gelişmişlik seviyelerini de aynı zamanda arttırmanız lazım. Bu da size çok fazla zaman kaybettirir. Bakın şu anda gördüğünüz gibi mavileşiyor topraklarımız. Bu önemli. Topraklarımızın gelişmişlik seviyelerinin artması önemli ve bunu yaptığınızda nüfus yatırımlarınız çok daha etkili olacak. Toprağınız geliştiğinde yaptığınız nüfus yatırımlarından çok daha fazla fayda alacaksınız. Yaptığınız araştırmalardan da aynı şekilde çok daha fazla fayda alacaksınız normal şeye göre. Çünkü gelişmiş bir toprakta her şey çok daha hızlı bir şekilde ilerler. Bunu dediğim gibi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gelirimiz şu an çok iyi seviyelere geldi. Amerika ile savaşmak şu an bizim için mümkün mü diye bakıyorum. Adam iki katımız abi. Rusya benle niye ilişkileri bu kadar bozmuş? Aa! Ne? Biz ittifaktık. Dörtlü mörtlü ittifak mı ittifak bir şeyler vardı bizde. Rusya ittifaktan çıkmış. Yetmemiş. Türkiye'yi yemiş. Ne? Türkiye'ye tek atmış. Türkiye diye bir devlet var mı abi artık? Bakalım. Lan oğlum adam ne ara yedin lan oğlum? 2 dakika ekonomik yatırım yapıyorduk lan şurada. Kaşla göz arasında... Oğlum Türkiye ile biz ittifak değil miydik? Ne oldu o iş? Allah Allah. Türkiye isyancıları var. Türkiye ya, ikisi de yok. Yemiş tamamen. Ne yaptın oğlum sen? Kardeşim sen ne yaptın böyle? Ulan yaramıyorsa içme. Allah Allah, manuel yatırım. Rusya ile ekonomik savaşa giriyoruz arkadaşlar. Bu yüzden manuel yatırıma abandım. Amerika ile savaşmayı düşünüyorduk ya biz. Düşünüyorduk ama sadece. Düşüncelerimiz artık yersiz çıktı. Bizim düşmanımız Amerika değil, Rusya'ymış. İtalya kardeşimizle ilerleyen dönemlerde bir birleşme çağrısı yapabiliriz. İtalya kardeşimizle Avrupa'yı birleştirebiliriz. Ve akabinde bu alçak medeniyet olan Rusya'nın savaş yoluyla topraklarımıza katılmasını sağlayabiliriz. Ya bunlar gerçekten yapılmalı. Abi Rusya ne yapmış çünkü ya? Böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez ya. Türkiye'yi yemiş. Oğlum biz ittifaktık. Ulan 2 dakika önce adam yaşıyordu lan. Ulan 2 dakika önce yaşıyordu. Aa ekonomisi mi düştü bunun? Bunun daha fazla ekonomisi vardı sanki. Şu an savaşta mı? Evet savaşta. Çin ne durumda? Çin topraklarını geri kurtarmaya çalışıyor. İran ne durumda? İran ölmüş. Lan bu adamla da ilişkilerimiz çok kötü. İtalya benimle birleşmeyi kabul etmez. Bu arada paralarımızı az tutmamalıyız kesinlikle. Çünkü Rusya gibi bir dev var dibimizde. Rusya bize saldırabilir. Şu an ben Rusya'dan ne şeyim? Çok bir fark yok. Demokrasi. Demokrasi bizden iyi midir? Demokrasi bizden iyidir ekonomik olarak ya. Rusya'da demokrasi varsa o bizden iyidir. Abi Rusya ile ilişkileri iyileştiriyorum ve Rusya'ya savaş ilan ediyorum. Biraz yatırım yaptıktan sonrasında çünkü yani bunun artık affedilebilecek hiçbir tarafı kalmadı. Ben Rusya ile artık savaşmaktan başka bir seçenek göremiyorum. Abi Türkiye'yi yemiş ya. Ulan 2 dakika arkamıza döndük. Adam Türkiye'yi hüpletmiş ya. Böyle bir şey olmaz abi. Ulan ittifakım da benim o adam. Basıyorum orduyu, hazır mıyız? Vallahi kardeşim. Kusura bakmayın. Özbekistan Savaşı'na da gelmiyorum. Benimle ne kadar kötü ilişkiniz olursa olsun. Hiç umurumda değil. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin Rusya. Sınırlarımda hemen aslan parçalarını basıyorum. Abi sen ne yaptın ya? Türkiye'den ne istedin ya? Garibandan orada takılıyordu kendi halinde. Kendi halinde takılıyordu. Bizim en çok istihdam edilebilecek nüfusumuz nerede? Buralar iyidir diye düşünüyordum da o kadar iyi değilmiş. Abi bunun intikamı alınacak. Türkiye'nin intikamı alınacak. Abi Türkiye, İrlanda iki kardeş ülke. Bilmeyenler varsa hatırlatayım. Kardeşlerimizin yanında olacağız. Gelirimiz sıfıra düşene kadar asker basacağız. Ve akabinde Putin, o savaş yanlısı o adam var ya o adam. O savaş yanlısı adam. Biz demokrasi götürüyoruz, o savaş götürüyor kardeşim. İkisi çok farklı şeyler. Ona bunun bedelini ödeyeceğiz. Öyle İrlanda ile uğraşmak, öyle ufak ülkelerle savaşmak şeylerine benzemez. İrlanda dünyanın en muzaffer,
en müreffeh ülkelerinden biridir. Dünyanın en güçlü ülkesidir. Şu an sıralamada bize 3 diye bir şey yazmışlar. Yok öyle bir şey. Ben öyle bir talimat vermedim. Kardeşim biz birinci sıradayız. Gönüllerin birincisiyiz İrlanda Devleti olarak. Ve bu asla değişmeyecektir. Bunları herkes not etsin abi. Defterinizin bir köşesinde yazın. Bunlar genel kültür sorusudur. Bunlar genel kültür sorusudur ki ileride KPSS'ye girersiniz yazarlar dünyanın en güçlü devleti hangisidir diye. Giderseniz oraya Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin falan şıklardan görüp hemen onlardan birini seçmeyin. E şıkkını seçeceksiniz. Orada İrlanda yazar. İrlanda'dır cevap. İrlanda devleti dünyanın en güçlü devletidir. Aksini söyleyenler yalan söylüyorlardır. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Şu an şey İsviçre kimde? İsviçre bunda. O adam bayağı güzel topraklara sahip ha. İtalya'nın toprakları çok güzel. İtalya ile birleşsek bizim için güzel olabilir. Şimdi Rusya'nın ekonomisine vuracağız. Nerede en güçlü ekonomin? Irak'ta var. Stockholm'i alalım sadece yeter. Stockholm'i alsak yeterli olur abi. Takviye edelim hemen burayı da. Para biriktireceğiz hocam. Yalnız şu an elimizdeki askerleri hala kaldırabiliyoruz ha. Yani bir sıkıntı yok. Devlet şu anda bir sorun yaşamıyor. Bayağı asker bastık. Ancak hala ekonomik olarak oldukça iyi durumdayız. Şimdi 30'ar bin kişilik ordular da buraya takviye edelim. Yani Rusya'ya bir Blitzkrieg taktiğiyle gireceğiz abi. Yıldırım gibi girip yıldırım gibi çıkacağız. Ve o yıldırımın geldiğini ancak biz Moskova'ya girdikten sonra sesinden duyacak. Hadi bakalım. Biraz daha takviyeler. Biraz daha takviyeler. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Bravo. Bravo. Güzel 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 güzel. Şimdi Stockholm operasyonu için gerekli orduları hazırlayalım. Asimilasyon yapacak topraklar varmış. Bu hastalık bizim için iyi geliyor aslında. Asimilasyonları arttırmamıza yönelik kolaylık sağlıyor. Bunları yaparsak güzel olur. Hastalıklar bizim asimilasyonlarımızı fullememizi sağlıyor sağ olsun. Yapalım abi. Biraz daha ordu bas. Stockholm operasyonu için biraz daha fazla orduya ihtiyacımız var. Çünkü Stockholm Rusya'nın en gelişmiş şehri. Orayı koruyacaktır. Oraya için savaşacaktır. Oraya için kan dökecektir. Biz de oraya için o ne dökecekse daha fazlasını dökeriz abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Dünyanın jandarması sanmasın kendisini. Gelen geçene saldırıp gelen geçeni istila edebileceğini sanmasın Rusya. Düne kadar ittifaktık. Herhangi bir mektup bir şey göndermeden ittifaklığımızı bozdu. Ben bunu kabul etmiyorum. Rusya kardeşim. Bunları kabul etmiyoruz. Kanada manada kardeşim savaşma baş yok. Savaşma baş yok. Biz barışın yanlısıyız. Biz demokrasinin yanlısıyız. Şimdi Stockholm'e kaç bin ordu gönderelim? Ben Stockholm'e almaya gitmiyorum bu arada. Yıkmaya gidiyorum. Benim olmazsa bile yıkılır. Benim için hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hemen biraz daha bekleyelim. Aa bizim burada daha ordumuz varmış lan. Kaç ordu bastık lan biz böyle? Oğlum 1,5 milyon ordu bastık. Yeter lan. Yeter bokunu çıkarmayalım. Yeter be kardeşim. Tamam şu son paralarımla bir şeyler... Tamam zaten ekonomi zorladı. Selamun aleyküm kardeşim. Geliyorum. İtalya mitalya kimseyi istemiyorum. Tek başıma. Tek başıma. Yalnız kurt olarak geleceğiz. Hadi bakalım. Baba Yiğit sen az önce şekil yapıyormuşsun bize. He? Kardeşim kalabalıkta artistlik yapanın tenha da affı olmaz. Bunu da yaz bir kenara. Rusya. Hadi bakalım. Şuraya takviye. Güzel. Ordularımız tamamıyla düzenli bir şekilde ilerleyecek. Bu operasyonun tam başarıyla ilerlemesini istiyorum. Rusya devletinin tam başarıyla içinden geçmemizi istiyorum. Umarım saygıdeğer ordum güzel operasyonlarıyla düşman ordularını kolaylıkla imha edecektir diye düşünüyorum. Ordumun yanındayım kardeşim. Benim ordum bunu başarır. Haydi aslanlarım. Hemen denizden ilerle. Şu toprakları bırakmışız bak. Bunlar hata değil. Ben bu kesinlikle taktiksel bir geri çekilme. Oraları boş sanıp bir şeyler yapacak şimdi bu. Ama biz buna izin vermeyeceğiz tabii ki. Şimdi Stockholm'de kalacak mıyız? Yani kalmayacağız. Stockholm'den hemen ilerleyeceğiz. Düşman coğrafyalarına karşı ilerleyeceğiz. Şurada bir çıkarma daha atalım hemen. Direkt ne kadar kayıp verildi? 122 bin bizden 90 bin onlardan hiç sıkıntı değil.
Azdan az çoktan çok gider kardeşim. Devam. Ya gerçekten öfkelendirdi beni ya. Oğlum ittifaktık biz Türkiye'ye, sen niye girdin durduk yere şimdi? İttifaktık abi. Maymunlar birlikte güçlü olmak dedik. Hani? Hani abi bizim verdiğimiz sözler? O kadar verdiğimiz sözler nereye gitti? Vallahi ayıp ya. Ya Rusya kardeşim, bu yaptığın ayıp ya. Oğlum bu arada yenemeyebiliriz ha Rusya'yı. Çok fazla askerimiz azaldı şimdiden daha. Bu adam ne kadar asker basmış ya. Allah Allah. Şu an gördüğünüz gibi bayağı sağlam neferimizi kaybettik. Biraz savunmada kalacağız bazı noktalarda. Bazı noktalarda savunmada kalabiliriz. Öyle direkt çatır çutur girmemeliyiz bazı yerlere. Krakow'u bir 10 bin kişiyle dene bakalım. Çünkü çok fazla adamı var. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Şu an buradaki ordular çevirmeye alındı. İmhalarını bekliyorlar. Güzel. Oy, orada bak çok kayıp verdik. Ufak bir 5 turluk borç çekiyorum. Çok ufak. Bu borç bizim için elzem. Yalnız bu savaş gerçekten bizim için çok yıpratıcı bir savaş olacak. Çok yıpratıcı bir savaş olacak. Bu savaşı kazanmama şansımız da var. Hem de bu öyle düşük bir şans değil. Oldukça yüksek ihtimalle kaybedebiliriz. Ama en azından denemiş olarak kaybederiz kardeşim, korkmayarak. Rusya'nın karşısına diğer devletler gibi pısmayacağız biz. Savaşacağız. Savaşacağız kanımızın son damlasına kadar. Rusya'yı belki yenemeyiz. İnan hiç sıkıntı değil. Denemiş oluruz en azından. Bunu başaracağız. Haydi aslanlarım. Bazı noktalarda savunmada kalacağımızı söyledik. O noktalarda savunmalarımız devam etsin. Rusya ilk saldırıyı başlattı. İlk kanı onlar döktü. Güzel güzel, oralara saldırılar geleceğini düşündük. Zaten takviyeleri yolladık. Harika. Planlarımız tam düzgün doğrultuda ilerliyor. Stockholm'de ekonomisini onun bitirdik. Stockholm bizim oldu. Şimdi daha fazla burada itemiyorum Rusya kardeşimizi. Yani itmeyi denemek bile istemiyorum. Çünkü gerçekten güçlü. Bazı noktalardan sadece asker birleştirmek için itmeler yapacağım. Onun dışında yani denemek şu an bizim için çok sıkıntı. Çok kayıp veririz. Adaları almaya sen devam et kardeşim. Çok sıkıntı. Böyle küçük bir ülke değil Rusya abi. Kocaman ülke. Hemen hızlıca asker kaydırıyor. Çok fazla da nüfusu var zaten. Bunları siz biliyorsunuz. Şu an dünyada bizim savaşabileceğimiz en zor devletle savaşıyoruz. Amerika ile savaşmak kolay. Amerika deniz ötesinde olan bir devlet olduğu için hataların telafisi yapılır. Ancak Rusya ile olan savaşta hataların telafisi olmaz. Hataların bedeli olur. Bu yüzden çok dikkatli olmamız lazım. İkinci sıraya yükseldik. Rusya'yı şu an attık. Abi belli bir noktadan sonra itmeye devam etmeyeceğiz. Şimdi dur bakalım. Hangi topraklarda savunacağız? Bak şöyle 3 topraklar altabiliyoruz. 3 topraklar altabiliyoruz. 2 topraklar altabileceğim bir yer var mı? Yok. Şuradan sonrasında itmeyeceğiz abi. 3 toprak daraltılacak. Ama en uygun yer neresidir? Şurası. Bak dağ, tepe, orman. 3 savunma hattı da var. Dağ, tepe, orman hattında savunmamızı yapacağız. Sen de şuraya git. Şöyle biraz daha adam yolla. Dağ, tepe, orman var abi orada. Oralarda savunmamızı yapabiliriz. Stockholm'e gideceksin. Denizden gelecek çıkarmalar için de teyakkuz halinde olmamız lazım. Güzel. Şurayı alın. Burası böyle kalmasın. Takviyeler de gönderilsin. Hadi abicim. Hadi abicim. Rusya savaşından alnımız ak bir şekilde çıkmak istiyoruz. Hadi. Güzel. Güzel. Bu bölgeyi alıyoruz. Takviyeleri gönderin. Son bir şu bölgeyi alınca bizim burada savunma hattımız devreye girecek. Artık saldırmak yerine savunmaya geçeceğiz. Yoksa çünkü sürekli saldırarak boş yere adam kaybetmiş oluruz. Boş yere insan kaybı yaşamış oluruz.
Bunun yerine bu daha iyi olacaktır bizim için. Şu an 937 bin kişilik orduyu kaybetmişiz. Rusya 800 bin kayıp vermiş. Şu an 900 bin ordumuz kalmış. Ordumuzun yarısını kaybetmişiz. Ordumuzun yarısını kaybetmişiz ya. Şurada peki savunma hattını ormana çekebilirsek güzel olur. Dur, savunma hattını daraltmalıyız. Çok uzun cephe. Orman, orman. Tepe. Dağ. Dağ. Bak şu hesaplayalım. 1, 2, 3. Dur şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten 7'ye düşer. Tamam, oraya kadar ilerlememiz lazım bizim. Güzel. Planlarımız dahilinde oralara da gitmek vardı. Hemen hocam. Şurayı halledin. 60 bin kaydır. Burada harekat noktamızın sonuna geldik. Daha fazla ilerlemeyeceğiz. Aa, Rusya'nın burada bir hamlesi var. Buna engel olmamız lazım. Ormanmış bir de. Arazi orman, kal abi. Bölge savunmasını yap. Ormanda şu an saldırıda bulunmayalım. Sıkıntı. Rusya takviyeler daha da gönderiyor. Rusya'yı şu an geriye attık sıralamada, ancak İrlanda devleti olarak durumumuz hala iç açıcı değil. Bu savaş daha çok kan dökülecek abi. Daha çok kan dökülecek bu savaşta. Hem bizden hem onlardan. Güzel. Güzel. Tamamdır. Planlanan noktaya ulaşıldı. İlerlemiyorsun. Saldırıyı onlar yapacak. Saldırıyı onların yapması lazım. Biz değil abi. Saldırıyı onlar yapmalı. Kesinlikle biz yapmamalıyız. Çünkü her askerin şu anda bizim için ayrı bir önemi var. Askerlerimiz şu an çok önemli. Adam kaybetmememiz lazım. Sen de kardeşim şuraya doğru git bakalım. Denizde oradan çok bir faydan olmuyor zaten. Oraya doğru ilerle. Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde Rusya ile olan savaşımızı artık noktalayabilir miyiz bilmiyorum ama Rusya'yı yenmeye çalışacağız. Umarım bunu başarabiliriz. Amerika bu arada İran'a müdahalede bulunmuş. Yani biz burada it dalaşına girmişken o da dünyada rahat rahat hareket ediyor. Kendinize iyi bakın. Rusya'yı umarım yenebiliriz bir sonraki bölüm. Vallahi şu an zor gözüküyor ama bakacağız, başaracağız diye umuyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.